%100 Tarım'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlerle beraber Beykoz'dayız ve topraksız tarımda, su kültüründe kıvırcık marul ve Loloroso dediğimiz kırmızı Akdeniz salatalığı nasıl yetişiyor bunları göstereceğiz. Şu anda Mehmet Emekli yanımızda. Mehmet Emekli'nin serasındayız. Bu işin ustalarından bir tanesi, yetiştiricilerinden bir tanesi. Şimdi ona geçip bu sistem nasıl çalışıyor, nasıl ürünler yetiştiriliyor bunlardan bahsedeceğiz. Mehmet Bey merhaba. Merhaba Ramiz Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Önce bir kendinizden bahsederseniz. İyiyim, çok teşekkür ederim. Özetleyelim biraz, kendimizi tanıtalım o zaman. İstanbul'da ikame ediyoruz, yaşıyoruz. Önceki işlerimiz ekseriyette daha ziyade ekonomiyle uğraştık. Bir küçük kızım var, 2 yaşında ve eşimle beraber çekirdek bir aileyiz. Topraksız tarım yani bize kültür olarak çok uzak gözükse de daha sonra içine girdikçe aslında bizim yapabileceğimiz ve çok da mantıklı olan bir yetiştirme yöntemi olduğunu görünce bu işleri yapmaya başladık. Hı hı. Bu işe başlarken de tabii daha klasik ürünlerle başlayıp sonra daha çeşitliliği arttırabilir miyiz? Acaba neler olur? Hangisinde daha iyi performans alırız diye denemeler yaptık. Sonra başarılı oldu ve bunu ticari hale getirdik. Şu an seramızda da ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Aslında bir araştırma sonucu topraksız tarım mantıklı geldi tabii. Hani yapılması gereken bir şey. Aslında geleceğin tarımı, gelecekte bunu geçmemiz gerekiyor da. Geçmiş olmamız gerekiyordu da. Sizin gibi öncüler buna vesile olacaklar diye şey yapıyorum artık, söyleyebiliriz. Bu şekilde gitgide ülkemize topraksız tarım gelişecektir. Hani doğru yapılması gerekecektir. Çünkü siz de çok fazla duyuyorsunuzdur. Ben de çok fazla duyuyorum. Çok fazla hatalı üretimler, hatalı sistem kurmalar, çok fazla problemler var. O yüzden de insanlar aslında küsüyor gibi oluyor. Topraksız tarım olmuyor gibi bir algı oluşuyor. Bu çok yanlış bir algı. En başta tabii sistemi doğru kurmak, doğru gübreleri kullanmak, işte doğru beslemek yani. Doğru fide kullanmak, fideyi nereden aldığımızı ya da kendimiz mi yetiştiriyoruz onu bilmek, doğru yapmak gibi bir sürü faktör var. Siz bunları hep yaşadınız zaten zamanla. Evet. bu tecrübelerinizi paylaşırsanız daha şey olacaktır. Tabii. Ya biz seve seve anlatıyoruz. Yani biraz da aslında işin latife tarafını ifade etmek lazım. Bizim burası biraz türbe niteliğini taşımış aldı. Çünkü çok fazla gelen var. Evet. Hani keyifle gelsinler. İnsanlara anlatmaktan da büyük keyif duyuyoruz. Neden? Çünkü biz bu işe girdiğimizde ne yazık ki yanlış insanlarla tanışarak biz bu işe başladık. Ama fıtrat ya da yapımızdan kaynaklanan biraz işe sahip çıkma ve inatçılığımız var. Bu sayede bu işin nasıl olabileceğini daha önce bilgi sunup hani danışmak istediğimiz insanlardan öğrenemediğimiz şeyleri çok şükür ukalalık olarak algılanmasın ama şu an biz öğretmeye başladık. Bunun gerekçesi de biz hani bu işi iş olarak gördüğümüz için. Yani gerçek profesyonellik manasında geçmişte yaptığımız işlerdeki profesyonellik algısını bu sera ortamına da taşıdık. Sonra biz neyi yanlış yaptığımızı önce analiz ettik. Sonra bunun yurt dışındaki üretimlerini göz önünde bulundurduk. Sistemin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmaya başladık kendi içimizde. Tabii önce sistemi revize ettik. Daha doğru hale getirdik. Burada küçük bir parantez vereyim. Yani sistem diye ifade ediyorum ama daha öncesinde yatay değil de dikey sistemde biz bu ürünleri yetiştiriyorduk. Yani yetiştirmeye gayret edip yetiştiremiyorduk. İşin doğrusu bu. Daha sonra yatay sisteme geçip bu işin daha feasible nasıl olacağını araştırdık. Tabii sistemin kurulum yöntemi, işte buradaki eğimden tutun da en hassas ufak ayarlara kadar hepsini tek tek bir fiil elimizde anahtar, çekiç vesaireyle uğraşa düzelttik. Tabii bu bir emek, bu bir sermaye birikimi, doğru sermaye birikimi. Tabii bu sadece sistemi kurarak ya da bu doğru oranlayarak bitmiyor. Bunun daha sonrasında da işlemler var. Bir kere bu ürünü doğru beslemek lazım. Ürünün havalanması için gerekli koşulları sağlamak lazım. Zaten ışık algısına çok fazla müdahale etmiyoruz. Tamamen rahmani. Yani bugün havanın açık kapalı olacağını çok fazla kestiremiyoruz. Doğan hava şartlarına göre de bitkinin gelişimini destekliyoruz. Ama biz burada ışığın etkisini, yani ışık yokken ışık etkisini oluşturacak yaprak uygulamalarını yapıyoruz. Yani TechFlow grubunu kullanarak ya da Penetron kullanarak yurt dışından menşeli. Buradaki ifadeye dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu tamamen bitkinin formuna zarar verecek kimyasallardan değil. Aksine daha özünde bitki formlarıyla yapılmış ve yine bitkiye canlılık verecek formülleri kullanarak biz bitki gelişimini sağlıyoruz. Aslında bitkisel bir gübre diyebilir miyiz? %100 yani gübredir. Zaten hani
menşeyi ve üzerindeki bilgiye dayanarak organik ifadesini kullanabiliyorum. Hani bu da çok sihirli bir tılsım oldu organik lafı. Ama gerçekten şöyle, ben daha önce de bunu çok dile getirdim, yine söylemekten keyif duyuyorum. Ben kendi eşrafıma, yani etrafımdaki insanlara tükettiremediğim bir ürünü asla pazara çıkartıp satmam. Evet. Çünkü bu bir ahlak meselesi ve ticari olarak düşüncemiz bu yönde. Evet. Bu yüzden de her şeyin en doğrusunu, evet biraz maliyetlerimiz yukarı çıkabiliyor, doğru, ama günün sonunda çok rahat uyuyabiliyoruz. Kafa rahat olduktan sonra, huzurlu olduktan sonra gerisi zaten bir şekilde gelecektir. Kesinlikle. Şimdi Mehmet abi, daha önceden de konuşmuştuk. Toprak Sarı nasıl başladınız aslında, neden başladınız, nasıl başladığınızı. Kısaca ondan bahsedip, hani tekrarlayalım çünkü izlemeyen arkadaşlar, izleyenler vardır, izlemeyenler vardır. Ondan sonra da neden kıvırcık, neden Lolorosu, neden Kırmızı Akdeniz Salatalığı, yani onlardan bahsedelim. Okey. Yani işe başlamamız aslında çok farklı sektörlerde dediğim gibi gayret ettim, çalıştık. Daha sonrasında birkaç televizyon programı ve yakın akrabalarımızın bir desteği oldu. Dediler ki, hani ki şunu da parantez içerisinde söyleyeyim. Eşimin ailesi tarım manasında çok ciddi çiftçilerdir. Ve onların çiftçilik bilgilerini ben dinlediğim zaman aslında içimde bir yerimde bu işi yapma isteğinin var olduğunu yavaş yavaş algıladım. Çünkü çok zahmetli, çok yorucu, çok fazla aksiyonu olan bir iş. Ama günün sonunda ortaya bir şey çıktığında insan çok mutlu oluyor. Evet, hani deney yapan mucitlerin yaptıkları deneyin sonucunda aldığı haz gibi bir haz oluşuyor. Biz de bunu hem yurt dışı satış tarafını dinlediğimizde büyük keyif aldık, hem de yurt içinde üretim tarafını. Çünkü eşimin ailesi hem büyük üreticiler hem de ciddi tüccarlık tecrübeleri var. Tabi bunların hepsi bize aslında bir yol ışığı oldu, yani bilgi oldu. Biz o bilgi doğrultusunda baktım ki içimde de böyle bir şey var. Eşimin yine akrabaları sayesinde biz bu işe girdik. Tabi yanlış tercihler, yanlış insanlarla işe başladık. Topraksız tarımı aslında çok kötü tanıdık. Yani dikey sistemle başlayıp aslında dikey sistemin kağıt üzerinde çok getirisinin çok yüksek olduğunu hesaplayıp ama günün sonunda yaklaşık bir yıllık gayretin sonunda biz orada hasata yakın ürünleri geliştiremedik. Ya da geliştirsek bile pazar değerini yitirmiş ürünler gelişiyordu. Çünkü doğru aydınlanma yok. Yani işin sırrını vakıf olacak tüm unsurları ortadan kaldıracak bir platform oluşturulmuştu. Evet. Bunu da tabii tecrübe ederek yaşadık. Çünkü Türkiye'de ilk defa kurulmuştu o sistem. O sistemin denek ve kurbanları da biz olmuştuk ne yazık ki. Ama günün sonunda ben o arkadaşlara çok kızmıyorum. Çünkü bu bizim hatamız. Daha fazla araştırmamız gerekiyordu. Yabancısı olduğumuz bir sektöre girerken daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyordu. Ama burada da şunu söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'de hidroponik ya da topraksız tarım kültürü çok önemli değil. Su ya da katı. Çok fazla insanların, özellikle ziraatçılarımızın ne yazık ki çok fazla bilgisi yok. Biz doğrudan bunu gidip bir yerden danışarak yapabilme şansımız da maalesef olmuyor. Çünkü biz anlattığımızda, talep ettiğimiz şeyi anlattığımızda ne yazık ki insanların aklı doğrudan toprak kültürüne ve topraktaki yetiştirme yöntemine göre bir yöntem sunuluyordu. Bu da bu bitki için, yani bu yetiştirme platformu için uygun bir yetiştirme yöntemi olmadığı için sürekli çuvallıyorduk. Tabirime hoş gelin lütfen. Ve sonrasında yatay sistemin mantıklı olduğuna karar kıldık ve bu işi yapmaya başladık. Neden çeşitlilik, onu da söyleyeyim. Önce kıvırcıkla başladık. Demomuz kıvırcıktı. Bir iki denedik falan. Başarı oranımıza baktık. Evet, çok güzel kıvırcıklar yetiştirdik. Yaklaşık 850-900 gramlık bir hacimde kıvırcık oluşturduk burada ki bu yaz tarihi için konuşuyorum. Yaklaşık 32-33 günlük bir süreydi bu. Ve o zaman zarfında çok nitelikli, bunu ifade ediyorum çünkü bitkide hiçbir dış yaprak uygulamasında zirai ilaç kullanarak yapmadık biz bunu. Bu çok önemli aslında. Yani sadece suyun içerisine sokup çıkartıp ve masada yiyebilirsiniz. Hatta yıkamanıza bile gerek yok. O kadar steril yetişti. Ondan sonra baktık ki evet kıvırcık çok mantıklı. Pazarda özellikle daha nitelikli pazar diyelim biz buna.
Bu pazarda da baktık Akdeniz yeşilliği ile ilgili bir talep var. Biz de zaten pazarın tam ortasındayız. İstanbul'dayız. Evet. Bu işi burada yapmamın en büyük nedeni pazara çok yakın olmak esasında. Dolayısıyla biz Akdeniz yeşilliklerini 8 farklı türünü üretmeye başladık. Bir deneme türü yaptık. Ve denemenin sonunda 8 farklı türün hangisinin hangi terminde ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş geliştiğini gördük. Daha sonra işlerinden daha feasible olan, yani üretim hızının daha yüksek olduğunu gördüğümüz ürünleri ticari olarak yetiştirmeye başladık. Ondan sonra bir çeşitlilik oluştu zaten. Doğru. Evet. Ki benim gördüğüm Lollarosa dediğimiz kırmızı Akdeniz salatalığı daha fazla talep görüyor galiba diğerlerine göre. Bir de normal zaten kıvırcık belli bir kitle talebi olan bir şey. Doğru. En çok bu ikisi mi yetiştiriliyor yoksa başka alternatif başka ürünlerde aynı oranda var mı yetiştiriliyor? Şöyle, ya bu sistemin artılarını üst üste koyarak anlatmaya başlarsak çok fazla vakit alır ama kısaca özetleyeyim. Ya ben bu sistemde doğrudan salatalığı yetiştirdiğimde inanılmaz sonuç aldım. Evet, evet. Ve toprağa göre verimliliği çok daha yüksek oldu ki hem aromatik olarak bitkinin aroması çok çok güzel oldu. Hem de yetişme süresi çok iyi oldu. Domatesi denedik. Domates toprakla aynı zamanda oldu. Verimliliği de yaklaşık olarak toprakla aynı oldu. Bunun dışında Akdeniz grubunu sayarsak aslında bu grup da kendi içerisinde ayrılıyor. Yani göbek gibi içe doğru saranları da var. İşte Polorosso ya da işte bol salat dediğimiz ürünler göbek gibi içe doğru sarıyor. Bunların yetişme süresi biraz daha uzun. Evet. Topraktan yine daha kısa ama bu sistemi mantıklı kullanmak için bu ürünler aslında biraz ticari değerin biraz altında kalıyor. Sistem için konuşuyorum. Ama yeşil Lollarosa, kırmızı Lollarosa, endivyen, kırmızı palamut, yeşil palamut, ondan sonra rezene, kereviz, sap kereviz bunlar. İşte Polorosso zaten ve bol salatı söyledim. Bir de kop salat vardı. Bunlar yetişme anlamında çok feasible ve pazarın ihtiyaç duyduğu ürünler. Çünkü bu ürünler ekseriyette sofralara yıkanarak, doğranmış ve yıkanmış olarak çıkıyor. Aslında bizden bu ürünü alan insanlar bir maliyeti ortadan kaldırıyor. Nedir bu? İşte bitkiyi yıkama maliyetini esasında ortadan kaldırıyorlar. Çünkü zaten onlara ulaştığında bitki yıkanmış formunda oluyor. Evet. Ve tertemiz bir şekilde kullanabiliyor. Tabii yıkıyorlar yine de. Ya ama alışkanlıktan. Evet. Alışkanlık insanlar yine yıkama alışkanlığı oluyor. Yani bir toz pislik diyor ama bizim toprakla burada toprakla ilgili bir şeyimiz olmadığı için. Doğru. Herhangi bir kalıntı, herhangi bir toprak kalıntısı, herhangi bir hiçbir şey olmuyor ki zaten üstten de bir kimyasal bir ilaçlama gibi bir şey de yapılmıyor çoğu zaman. Öyle bir şeyimiz de olmuyor. O yüzden de çok sağlıklı aslında. Yani topraksız tarımı insanlar şey olarak sanıyor. Çok duyuyoruz bunları. Yapay bir. Onu çok duydum. Yapay. Neye göre yapay? Yani bu kanıya nasıl vardınız diye sorduğum zaman toprak olmadan nasıl oluyor? En başa dönüyoruz ondan sonra. Evet. Bu mevzulardan sonra. Ya burada yapay hiçbir şey yok. Burada yapay değil. Burada asıl aslında bir bitkinin istediği her şey var. Bir bitkinin istediği her şey kesinlikle var. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Toprakta yapacağımız zaman tabii ki de toprak çok önemli bir unsur insanlık için. Ama toprakta bir bitki istediği şeylerin yanında bir de istemediği şeyleri de almak zorunda kalabiliyor. Maalesef. Bu yüzden de hastalık zararlı herhangi bir etmenlere de maruz kalarak ilaçlamadır, çapalamadır ekstradan maliyetler. Bunlar şeyler girdiği zaman tabii ki de kötü sonuçlar doğurabiliyor ülkemiz, insanlarımız için. Bu yüzden de topraksız tarım kesinlikle yapılması gereken bir durum. Evet. Doğru yapılması gereken bir durum. Ve ülkemizde de herkesin sağlıklı bir ürün yemesi, sağlıklı kaliteli bir ürün yemesi bence gerekli bir şey. Bence kesinlikle gerekli bir durum. Yani yurt dışındaki o hep söylüyoruz işte Hollanda olsun, Avustralya olsun, Kanada olsun, Amerika olsun. Bu adamlar işte niye bu kadar tarımda ilerler, niye bu kadar ihracatları çok iyi ya da nasıl bu kadar kaliteli üretim yapıyorlar gibi düşünüyoruz. Bu adamların zaten büyük bir çoğunluğu topraksız tarımı seneler öncesinden beri yapıyor. 35 yıldır, 30 doğru yıldır yapıyor zaten bu adamlar. Doğru, evet. Biz daha yeni yeni işte 3-5 senedir, 5 sene bile yok belki. O kadar süredir girmeye çalışıyoruz yani yapmaya çalışılıyor böyle. Bunlar tabii zamanla olacak. İnşallah adapte edebiliriz ülkemize böyle şeyleri de. Umarım. Mesela bir algı var, 800 bir kilo olsun bir kıvırcık, çok büyük algısı. Maalesef. Avrupa'daki insanlarla görüşüyoruz çoğu zaman, arıyorlar, biz sistemle alakalı sorular soruyorlar falan. Yani ne kadar istiyorsunuz hani bir kafanızdaki oradaki bir satış falan? En fazla 500-550 gram diyorlar, maksimum boyutumuz mesela bir kıvırcık için.
Bize bakıyoruz 1 kilo diyorlar. 2 katı yani. Daha haklısın diyorum. Hani genç bir ürün yiyeceksiniz tabii ki diyorum. Biz burada 1 kiloya çıkarttığımız zaman mantıklı düşünürsek aslında insani zaman farkına baktığımızda yaşlanmış bir ürün aslında. Doğru. Maalesef. Evet. Ülkemiz insanı böyle istiyor. Evet. Yaşlanmış bir ürün istiyor. Hepsini de yemiyoruz. Yani ziyan da oluyor işte büyük bir yere. İnşallah bu algıyı da yavaş yavaş kırarız diye şey yapıyorum. Daha taze ürünlere geçeceğiz yani, en azından halk olarak. Şöyle söyleyeyim. Aslında burada ben hani doğrudan çiftçiye işte şöyle yapılması gerekiyor demek bence yanlış. Niye yanlış? Çünkü çiftçinin bir algısı var. O algı da pazardan kaynaklanan bir algı. Yani tüketen bizlerden kaynaklanan bir algı var. Her şeyin çok büyüğü, çok makbulmuş algısıyla biz talep ediyoruz. Yani evet, ben de gözlemliyorum. Geçmişteki durumumla bu işten sonraki durumum arasındaki farkları aslında masaya yatırdığımda biz de çok farklı değildik. Evet, kabul ediyorum. Ben de işte kıvırcığın daha büyüğünü almaya gayret ederdim. Ama enteresandır salatalığın küçüğünü almak isterdim. İşte gibi yani ama bu bilinçli olarak yaptığım bir şey değildi. Daha lezzetli geliyordu o zaman bize. Ama şey yoktu yani hani bunun işte genç, yaşlı hani bu kavramlara çok hakim değildik. Çünkü bilmediğimiz bir sektör. Sadece tükettiğimiz bir besindi. Evet. Çok da araştırma ihtiyacı duymuyorduk. Ama şimdi işin içerisinde olduğumuz için bunu daha net beyan edebiliyoruz. Benim kanaatimce ve yapılması gereken kesinlikle şu. Bence çiftçiler bu hususta bilgilendirilmeli. Çünkü hasat termin süreleri çok çok uzuyor. Yani çok, çok uzuyor. Bir kiloluk bir ürüne erişmek için yaklaşık 100 günlük bir zaman dilimine işte sonbahar ve kış için konuşuyorum. Zaman dilimine ihtiyaçları var. Tamam baharda bu süre belki 45 günlere çekiliyor, 60 günlere çekiliyor doğru ama yani nihai olarak burada geçirilen zaman çiftçinin yıllık hasat ortalamasını aşağıya çekiyor. Kesinlikle. Ve bu ürün zaten bulunduğu noktadan pazara gelene kadar koymuş olduğumuz küçücük kasaların içerisinde eziliyor. Yani sonuçta bizim masamıza gelen ürünün ebatı yine 500 grama düşüyor. Neden? Şöyle, biz burada ürünü topraktan çıkarttığımızda dış yapraklarını bir soyuyoruz. Sonra o ürün market reyonlarına gelmeden önce mal kabule geliyor. Mal kabulde bir soyuluyor. Evet. En son rafa geleceği zaman reyon görevlisi o da soyuyor. Yani baktığımız zaman o kocaman kütlesel bitki küçücük bir ürün haline geliyor. Yani 500 gramlık bir ürün haline geliyor zaten. Ama oradaki enerji sarfiyatı, yetiştirmek için harcadığımız gübre, işçilik, işte besleme, zaman. Bunların tamamı şey. Aslında ülkemizin ekonomisine doğrudan zarar veren unsurlar. Tabii ki, tabii ki. Biz aslında bunu ortadan kaldırmak için de biraz Akdeniz yeşilliklerinde yetiştirmeyi ön plana koyduk. Bunun gerekçesi de zaten bu ürünün gelişim formu öyle 500 gramlar 1 kilolar değil. Zaten maksimum formu 250 gramdır. 300 gramdır ya da maksimum. Bu ölçekte olduğu için hem ticari değerinin yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak yetiştiriyoruz. Hem de yetişme süresinin kıvırcığın o devasa hacimlerinden küçük olduğu için daha erken yetiştiği için biz bu ürünleri yetiştiriyoruz. Aynen, bir de Akdeniz salatalıkları daha küçük dediğiniz gibi. En fazla mesela pazar talebi ne kadar oluyor? Ya maksimum olarak? Hani yazın yine 300 gramı zorluyorlar, istiyorlar. Hı hı. Ama kışın ya da bahar aylarında, sonbahar için konuşuyorum, 200 grama tamah ediyorlar. Çünkü hı, zaten bitkinin aromatik yapısı çok fazla tüketilmeye müsait değil. Biraz daha ekşimsi, biraz daha farklı bir aroması var. Dolayısıyla çok yoğun tüketilen, hani kıvırcıktaki o aroma gibi bir aroma yok. Biraz daha ekşimsi, yavan bir tadı var ama bu bir lezzet katıyor kesinlikle tabii, bitkiye tabii. Ve aslında faydasal anlamda da baktığımız zaman kırmızı yapraklı bitkilerin vücudumuzun uzuvlarından işte gözümüze doğrudan çok ciddi etkisi var. Ya da yeşil yapraklı bitkilerin işte C vitamini açısından bizi destekleyen tarafı çok yüksek. Hı. Bu ikisi harman olduğunda aslında anti-aging yani içten yenilenmeyi de sağlıyor. Değişik yani form olarak baktığımızda evet sağlık neden yeşillik formunun üzerinde saklı? Çünkü hem bitkinin kendi doğasında olan besin değerleri bizi dinç tutuyor hem de şey midemiz ya da sindirme organlarımız daha rahat bu ürünleri tüketebiliyor. Tabii sindirimimizi hızlandırıyor. Hadi doğru. Ne diyorduk? Metabolizmam hızlandırıyor. Evet, metabolizmi hızlandırıyor gibi bir şey söyleyebiliriz. Yani spor hocalarının en fazla tavsiye ettiği yeşillik grubu doğru. Kesinlikle. Şimdi mesela bu önümüzde gördüğümüz ürünlerde bir şey var, boyut farkları var yani belli başlı boyut farkları. Bunlar
sizin kendi dikim kademenizden kaynaklanıyor. Doğru. Abi. Evet. Yani zaman farkından kaynaklanıyor. Doğru, evet. Ortalama bu önümüzdeki kaç günlüktür mesela? Ne kadar sürüyor şimdi, bunların yetişme süreleri? Şöyle, bu ürünler mevsiminden kaynaklanan 25. gününü tamamladılar. Hı hı. Pazara ihtiyaç duyulan hacme gelmeleri için yaklaşık bir 10 gün, 15 güne daha ihtiyaçları var. Hı hı. Burada etken olan en büyük neden şu. Biz diktiğimiz ürünleri aynı gün hasat ederek pazara sunmuyoruz. Evet. Çünkü günlük talebin karşılayabilmek için bir program doğrultusunda hareket ediyoruz. Buraya ekilen ürünle biraz daha ilerideki ekilmiş olan ürünlerin arasında gün farkları var. Ki burası hasat edilip tekrar steril hale getirip dikime geçtiğinde orası hasata gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada yaşayan bir fabrika yöntemiyle o düzenekle çalışan bir sistem oluşturuyoruz. Yani burada görmüş olduğumuz ürünler de yaklaşık olarak 10 gün sonra pazardaki yerini alacaklardır. Süre bahar yani biraz daha havaların soğumasıyla uzuyor. Doğal olarak uzuyor. Çünkü bitkinin kendini geliştirme formu biraz daha yavaşlamış oluyor. Havadaki kaynaktan ötürü, soğuktan ötürü. O nedenle ortalama kış ve sonbahar için, sonbaharda 45 günü görüyoruz. Kışın da zannedersem havanın çok soğuk olduğunda bu 55 günlere, 60 günlere kadar uzayabilen bir süreç olabiliyor. Hı hı. Biz bu zamanda ne yapıyoruz? Bitkinin daha dinç, daha genç kalabilmesi için işte dediğim gibi o özel yaprak uygulamalarıyla bitkiye form veriyoruz. Onu o şekilde de tolere ediyoruz. Tolere ediyoruz. Evet. Onun haricinde zaten yaz ve ilkbahar aylarında sıcaklıklar, iklim şartları uygun olduğu için evet, çok daha hızlı 30 günlerde yani çok rahat bir gelişim sağlanabiliyor. Akdeniz için 25 günü söyleyebiliyoruz. Çünkü hı-hı, çok hızlı gelişiyor bitki. Şöyle de söylemek lazım. Hani yazın kendi içinde sıkıntıları fazla. Çünkü suyumuz bu sefer çok ısınıyor. Köklerimizin çürümesi riski, yani zehirlenmesi riski oluşuyor. Bunu organize etmek için bir suyu soğutmamız gerekiyor. Kışında tam tersi işte suyu belli bir sıcaklığa getirerek bitkinin gelişimini hızlandırmamız mümkün oluyor. Esasında bu kapalı devre sistemde siz her noktaya hakim olabilirsiniz ve bitkinin istediği yaşam formunu oluşturduğunuzda bu yaz-kış ayrımı olmaksızın ışık etkisini ortadan kaldırmadan söylüyorum. Tabii ışık çok büyük bir etken ama besleme noktasında ve sıcaklık ve havalandırma anlamında söylüyorum bunu. Yani 3 formdan ikisini çok rahat kontrol ederek yapabilirsiniz. Üçüncüsünü de yapabiliriz yapay aydınlatmayla ama bu tür ürünler için çok maliyeti yüksek olur maalesef. Ekstra maliyetler tabii, yükselir, evet, girdiler çok artardı. Tabii. Doğru. Ülkemizde bazı şeylerin değeri çok yüksek olduğu için elektrik gibi. Enerji giderlerimiz çok yüksek. Maalesef. Doğru. O evet, yüzden de böyle şey pek fazla yeltenilemiyor şu an. Maalesef için. Doğru. Tabii keşke olsa da tam profesyonel yerler kurulabilse. Evet, maalesef i̇şte, doğru. Şu anda LED ışıklar mesela ya da başka işte grow lamp denen işte büyütücü ışıklar kullanılsa da tam profesyonel büyük büyük tesisler çok böyle zamanında evet, şeyler yapılabilse bunların desteklenmesi lazım aslında artık yani. Evet, maalesef su kültürüne çok basit bakılıyor her şeye. Ben evet, anlamıyorum gerçekten. Su kültürü dediğim şeyi anlattım biraz önce. Senelerdir diğer ülkelerde yapılıyor. İşte ondan sonra biz gidip onlardan ithalat yapıyoruz. Neden? İşte biz desteklenelim, biz yapalım değil mi? Yani evet, ne gerek var böyle bir şeye? Yani aslında bakanlığın bu işe bakış açısını bir türlü ben hani nedense hani bir altını dolduramadığım için evet, evet, bir şey söyleyemiyorum. Tabii bu devlet politikası. Çok fazla bu tarafında itiraz edeceğimiz bir şey yok. Sonuçta onlar bir karar alıyor ve biz de o karara uymaya gayret ediyoruz. Ama nihai olarak baktığımızda işin maliyet anlamında ve yurt dışına satış olarak baktığımızda şöyle düşünüyorum ben. Ki bu bence çok çok önemli, çok da değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Çünkü ben İstanbul'un üstüne tam bir pergel koyup pergeli çevirmeye başladığımda ilk kademede yaklaşık bir saatlik uçuş alanına bakıyorum. Pergeli biraz açıp biraz daha genişlettiğimde ikinci saatte hangi ülkelere ulaşabildiğime bakıyorum. Dolayısıyla inanılmaz bir coğrafyadayız ve satış ağı olarak baktığımızda Avrupa'da ya da dünyanın birçok bölgesinde taze yetiştirilmiş ürünler ki nitelikli ürün diyorum bunu üstüne basa basa söylüyorum. Evet. Nitelikli ürüne çok fazla talep var.
Bizim ben yani şu artık bu tarafında sıkıldım yani işin. Yani hayvancılık tamam değerli, kabul ediyorum. Protein ihtiyacımız var, kabul. Çok doğru. Ama işin bu tarafında gerçekten profesyonel çiftçilerin bir katma değere ihtiyacı var. Bu ille ben şunu talep etmiyorum. Yani bunu da söylemiyorum. Kolaycılık olarak olsun diye ifade etmiyorum. Yani ille gelsin devlet bana hibe versin. Hadi buraya yap. Bu tamamen kolaycılık ve bence ben doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmadığımı da söyleyeyim. Çünkü sizin kendi uğraşınızla elde etmediğiniz bir paranın harcaması çok kolay olur. Aynen. Yani ben işte o yönüne çok tasvip etmiyorum. Ama bazı şeylerde kolaylık sağlayabilir. Mesela örnek vereyim. Ben burada LED aydınlatma kullanmak istediğimde devletin bana şunu demesini isterdim. Tamam işte çok cüzi de olsa hani faiz imkanlarından yararlanarak ödeme planı. Hani sonuçta bunu ben değil devlet kendisi ödesin ama benden bunu taksitle alsın. Örnek veriyorum. Ya da kullandığım elektrik maliyetini aşağıya çekerek yapabilir. Bunları yaptığında ben zaten bu ülkenin yaşayan bir vatandaşı olarak bir kere bu ülkeye döviz getirisi sağlamayı yani sağlamış olurum. Bir ikincisi nitelikli ürün yetiştiriyorum. Ve eşrafımızdaki, çevremizdeki insanlara da örnek rol model olacağını düşünerek belki de bu ülke için yeni bir gelir kaynağı oluşturmuş oluruz. Ve çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Yani dünya genelinde baktığımızda çok ciddi bir pazardan bahsediyoruz. Bence hani tabii biz hep bencesini ifade edebiliyoruz. Keşke bir hani devlet büyüklerimiz bu konuda biraz daha bizi dinleyebiliyor olsa. Umarım belki ulaşır bu sayede. Hani kanalın sayesinde ulaşır inşallah, belki. Inşallah. Belki bizi dinlerler. İnşallah. Şimdi tabii bir şey de var. Toprak sınırı tanınmıyor. Yani evet. Bakanlık tarafından tanınmıyor. Maalesef öyle bir durum hani, var. Işığı falan geçtim. Toprak tarım tanımıyor, bilmiyor. Evet, yani herhangi bir hadi belki Beykoz ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğü biliyordur. Yani sizin sayenizde biliyordur. Evet. Başka sayenizde biliyordur belki ama doğru. Ben işte Bursa'da ya da Ankara'da bir yere gittiğim zaman tarım il ilçe müdürlüğüne böyle bir tane proje var. İşte sera kuracağız. Ne yapacağınız diyor. Toprak tarım o ne diyor adam. Ya şimdi o ne deme. Hani duymuşum biliyorum şunlar yapılıyor değil mi de konuşalım değil mi? Öyle bir şey yok. Sıfırdan adama onu anlatmak zorunda kalıyoruz falan. Hiçbir bilgi yok. Tanınmaması dediğim konu bu hiç tanınmıyor. Yani doğru ya, hibesidir, desteğidir falan onu artık bunları da geçtim bari bilinsin yani. Bilinsin ya, yani artık. Ben şöyle hani o tarafta da çok böyle hani belki de çok garip geliyor bana. Çok asi konuşuyoruz. Hani insanlar da biraz tepki çekebilir bu söylediklerimiz ama. Evet. Bazen doğru söyleyeni hani dokuz köyden kovarlar mantığı. Ne yazık ki bize de bir şey diyeceklerse artık desinler ama işin nihai sonucunda insanlar bu, böyle bir şeyin varlığını kabul etsinler. Çünkü bu çok legal, çok doğru, insan sağlığı için çok çok doğru bir yetiştirme yöntemi. Ben hani insanların memur zihniyetiyle sabah işte 8.30 akşam 5 kavramında masalarının başında zaman geçirmeleri değil. En azından o insanlar bilgili olsa belki onların referansıyla bölgede çiftçilik yapan insanlar çok çok fazla harcadığı ve ne yazık ki maliyetlerini kurtaramadıkları o ürün yetiştirme platformlarından, topraktaki o zorluklardan sıyrılıp bu işe kanalize olup kendi verimliliklerini arttırdıkları gibi maliyetlerini aşağı çekerek kendi bütçelerini planlayabilecek. Çünkü bu ülkede tarımla uğraşan insanlara baktığım zaman hepsi boynu, beli bükük insanlar. Gerekçesi ne? Çünkü vatandaş bütün yıl emek sarf ediyor ve pazara çıktığında o ürünü hiç değerinde satılıyor. Aynen. Belki hani doğru, belki iyi rakamlara satılıyor ama onu hiç değerinde yansıtılıyor. Onun da maliyetleri çok yüksek olduğu için ya 1-2 yıl dayanıp hani gayret ediyor düzeleceğini ümit ederek. Ama yılın ya da 2-3. yılın sonunda bakıyor ki hayır bu işler olmuyor. Vatandaş tarlasını vesairesini satıp büyük şehire göç etme ihtiyacı duyuyor. Aslında baktığınızda çok ciddi bir sorun bu. Çok ciddi. Hem popülasyonu yönetebilme anlamında çok ciddi sorun. Hem de insanların elindeki altın bileziği siz çöpe atıyorsunuz. Yani tabii ki. Çok kıymetli bir şeyden bahsediyoruz. Bitkiye ya da yeni bir şeye can verme yani can verilmesinde yol almak çok değerli bir şey. Ama biz bunu maalesef ortadan kaldırıyoruz. Politikalarımız yüzünden. Üzülerek söylüyorum. Çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani dediğiniz gibi abi köylerde insan kalmadı. Sadece yaşlı bir kitle kaldı. O da oranın yerlisi artık en son şeyler. Yaşlı bir kitle kaldı. Çocukları yok, torunları yok. Hepsi şehirlerde. Asgari ücrete tamah edip
Tamam, hayatları bir şekilde geçiyor. Maalesef. Herkesin hayatı bir şekilde geçiyor. Yani nefes alıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz, işe gidiyoruz. Dediğiniz gibi 8-5 çalışıyoruz. Kimimiz 12 saat, kimimiz 15 saat çalışıyor, asgari ücret alıyor. Şeyler var. Ama köylerde şunları duyuyorum. Bazen köyleri gezdiğim zaman artık kız bile vermiyorlar diyorlar. Yani köyde çiftçiye, çiftçinin çocuğuna ya da çiftçilik yapan çocuğa çok doğru, evet. Kız vermiyorlar. Adam niye kalsın orada? Çok adam doğru. Evlenecek, bir hayat kurmak istiyor. Kalmak istemiyor. Maalesef. Ne yapıyor? Gidiyor asgari ücret. Şimdi o muhabbet aynısını da söylüyor. Babası da söylüyor bunu ama babası da biliyor aslında. Doğru. Böyle olduğunu ama diyor, ne yapayım diyor. Mecbur gidiyor diyor. Doğru. Aslında kendi kendimize mi yapıyoruz? Kesinlikle. Başka bir yani şey yani çok değil. Garip geliyor. Yurt dışından ithalatları biraz önlemek için yapmamız gereken de şeyler var. Bunları yapmak için konuştuğumuz gibi içerideki çiftçimizi, kendimizi desteklememiz lazım ki bu şekilde kalkınabiliriz. Doğru. Çok zor şeyler değil. Yani çok tabii işte basit konuşuyoruz belki. Hani çözdük hemen biz burada anlattık. Çözdük ama öyle bir şey de değil tabii ki de. Bir evet. Sürü prosedürü, bir sürü yapılması gereken şeyler var ama bir sürü de çalışan memurumuz var. Bir sürü de çalışan ziraat mühendisimiz var. Bir sürü de bakanımız var. Bir sürü de bakanlığımız var. Onlar da bir şeyler yapması lazım diye düşünüyorum yani şahsen. Yani evet çok aslında hepimizden var aslında. Çalışan da var. Yani çiftçimiz de var. Akıllı çiftçimiz işte teknolojik çiftçimiz de var. Sizin gibi bilime önem verip de çiftçilik yapan da var. Bu da bir çiftçilik. Doğru, kesinlikle. Bu da bir çiftçilik ve akıllı bir çiftçilik. Teknolojik bir çiftçiliktir bu. Geleceğin tarımı dediğimiz bu işte zaten. Doğru, evet. Bunun yanında çalışan dediğim gibi bakanlık mühendisleri de var. Onlar da bir haber bu işlerden. Onlar da var. Bakanlıklar da düşünüyorsun ne yapıyor bu insanlar diyorsun. Yazı işleri herhangi bir işte şu tarlada bu olmuş ya da işte bu sene pamuk bilmem kaç ton ekildi. Tamam bu benim ihtiyacım yok bilmem kaç ton ekildi. Biz ne yapacağız ona karar verelim. Örnek veriyorum yani ya da bilmem kaç milyon ton buğday aldık bu sene. Tamam ne yaptık yani bir şey değişmedi ki ben onu öğrendim de ne oldu benim için hayatımda bir şey değişmedi. Doğru. Onu geliştirmek için bir şeyler yapmamız lazım. Ya şöyle maalesef hani biraz aslında program şeyini geçti. Serzenişe doğru gidiyoruz. Evet, böyle şey. Böyle sistemkari olduk ama ya yani diyorum ya doğruyu söylemek evet. Belki çözüme adım atmak için biz hani düşüncelerimizi dile getiriyoruz ama ya bu bir çözüm önerisi. Yani diyoruz ki yani burada aslında kötü bir şey ifade edilmiyor. Tabii İnsanlar ki. Tabii ki ben orada iş yapan yöneticilere bir şey söylemiyorum tabii ama kabul etmeleri gereken şey de şu. Size yeni bir projeyle gelen insanları lütfen dinleyin. Tamam. Kesinlikle. Hani çıkartın hemen para verin demiyorum. Zaten böyle bir talep de yok. Yani anladığım kadarıyla ve algıladığım kadarıyla. Tabii. Böyle bir talep de yok. Sadece istemiş olduğumuz şey şu. Bize bu işi geliştirebilme imkanı sağlasınlar. Aynen, bu aynen. Doğrudan para demek değil. Yani yani bu işin profesör title'ıyla üniversitelerimizde eğitim veren hocaların bizlere yol göstermesi lazım. Tırnak içerisinde kendileri çok doğru olduğuna inandıkları formlar için söylüyorum. İşte bitki besleme, bu bitkinin işte yapısı, doğal yapısı nedir vesaire. Bütün bunlar için konuşuyorum. Yani şu sahada görmüş olduğunuz ürünlerin tohumu ne yazık ki Hollanda'dan geliyor. Bunu hani milliyetçi düşünceye sahip olduğum için söylüyorum. Evet Avrupa'yı düşünceyi de benimsiyorum. Kabul ettiğim birçok doğrusu var. Ama ben milli bir insanım. Kendi ülkemde neden hala kaplı tohum dediğimiz bizim yetiştirme formumuza uygun tohum nitelikli olarak yani sürekli olarak üretilmiyor. Evet. Tamam üretiliyor ama bir mevsim için üretilebiliyor. Niçin bu işte 4 mevsim için geliştirilemiyor? Evet. Ya, eğer bunlar çözülse zaten tutarın belli bir kısmı zaten yine ülkemizde kalacak. Tabii. Yani çok basit bir yöntem. Ama dediğim gibi hani aslında çok da artık sistem etmek istemiyorum. İsterseniz tekrar. Yani böyle ara ara şey yaparız. Sistemlerimizi evet, aklımıza geldikçe. Lazım. Şimdi abi şimdi toprak sistemimde tabii marul ve lodoroso, kıvırcık marul ve lodoroso Akdeniz salatalığından bahsediyoruz. Su kültürü yapılıyor burada. Doğru. Bizim komple temelimiz su. Evet. Su da neye dikkat ediyorsun? Yani suyun kalitesi, su kalitesi denen bir şey var burada. Rastgele su kullanamıyoruz. Yani kuyudan çektiğimiz suyu direkt kullandığımızda ne oluyor? Şebeke kullandığımızda ne oluyor? Yani bunları evet. Tecrübelerinizi paylaşırsanız peki, daha iyi. Peki anlatalım. Şimdi evet aslında söylediğiniz gibi su kültürü ama burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Çok fazla su tüketmiyoruz. Evet. Yani normal bu alanda normal tarımsal sulama yapmamızda gereken su miktarıyla bu bitkinin yetiştirme süresindeki kullandığımız su miktarı yaklaşık olarak söylüyorum. Onda bir daha
az bir suyla yetiştiriyoruz biz burada bitkiyi. Bunun gerekçesi ne? Onu söyleyeyim. Kapalı devre çalışan bir düzeneğimiz var. Bu düzenekte su tüm hatta dolaşıp tekrar drenaj edilip geri deposuna gider. Bu evrede bitki ihtiyaç duyduğu kadar besini ve suyu bünyesine alır. Bunu tamamladıktan sonra depomuzda eksik kalan su şamandıra vasıtasıyla, yani basit bir çözümle tekrar yerine konulup içerideki sistemdeki su seviyesi aynı şekilde tutulur. Buna göre de besin dozajlamamızı yaparız. Suyun kalitesine gelince suyun kendi içerisinde bir değeri var. Bu değeri yakalayabilmek için de biz suyun içerisindeki elementleri aslında bir teste tabi tutuyoruz. Yani bakıyoruz bu suyun içerisinde ne var diye. Çünkü bizim bölgemizde biraz daha baraj suyunu kullanmak mümkün olabiliyor. Evet. Biz bu suyu kullanıyoruz. suyumuz da çok kaliteli bir su. Bu tamamen şans, yani bölgesel bir şans. Çünkü yağmur suyunun da özütü var. Dolayısıyla çok güzel bir su kullanıyoruz ama bu işin formu tamamen birinci temel noktası suyun kaliteli olması. Bunu sağlayabilmek için de suyun içerisindeki mineralleri sıfırlayıp ya da minimize edip içerisindeki demir ya da işte diğer izleri ortaya koyan bir raporumuz olduğunda o rapor doğrultusunda besleme formülü oluşturuyoruz. O rapor olmadan yapılan bir besleme formülü bitkide doğru sonuçlar vermiyor. Dolayısıyla su burada da evet çok kıymetli. Bizim şansımız şu, yine söylüyorum, baraj suyunu kullandığımız için çok nitelikli bir su kullanmış oluyoruz ve daha kaliteli, yani arıtma yöntemine başvurmaksızın kullanabiliyoruz. Onun ihtiyaç duymadan kullanıyoruz. Tabii. Çünkü suyun kendi EC değeri, yani sertlik değeri var, içerisindeki iletkenlik değeri var. Bir de pH dediğimiz sertliğin, suyun sertlik kıvamları var. Bunları doğrudan bilerek zaten bu işi yapmak lazım. Çünkü bu işin teknik detaylarında yer alan tılsımlar bunlar. Evet. Siz eğer doğru pH'la, doğru EC'yle beslemezseniz zaten bitki yetişmiyor. Yani hasta oluyor ya da değişik bir formda gelişim sağlıyor. Kökleri yanıyor vesaire. En başta gelişiyor gibi küçük bir kıpırdama oluyor, bir hareketlenme oluyor. Sonrasında ölümler, işte gerilemeler ya da herhangi bir başka şeyde hastalıklar gibi kök şeyler meydana gelebiliyor. Kök hastalıkları meydana gelebiliyor. Birçok karşılaşıyoruz böyle başka yerlerde. Çok enteresan sular çıkabiliyor. Adam aynı tarlaya 4 tane farklı kuyu, yani artezyen bazlı duruyor. 800'lerde, 1000'lerde çıkıyor suyun EC değerleri. Yani çok yüksek, kaba dediğimiz, içerik olarak kötü dediğimiz su miktarları, sular çıkabiliyor. Bunlar da kullanılamıyor. Doğru. Bunları kullanmak için ne yapmak lazım? Reverse osmoz. Yani içeriğini tamamen sıfırlanması, minimum seviyeye indirilmesi lazım. Doğru. İçeriğinin tamamen elementlerden ayrıştırılması gerekiyor. Ondan sonra kullandığımız işte solüsyonlar, gübrelerle onu zenginleştirip bitkiye uygun hale getirip kullanabiliyoruz. Tabii. Doğru. Aslında bunda şebeke suyundan örnek vererek insanların daha iyi algılamasını sağlayabiliriz. Tabii. Şebeke suyunun pH değeri yaklaşık olarak 7-7,5 segmentinde. EC dediğimiz iletkenliği de 350-0.35 diyelim ya da 0.35-0.40 segmentlerinde. Burada zaten benim kullandığım su da şebeke suyu statüsünde herhalde 0.30'ların altında bir su kullanıyorum. Çok da. Çok iyi bir su. Şebeke suyundan güzel. Çok iyi bir su kullanma şansım oluyor. Zaten bu suyun üzerine o içerisindeki besleme formülü oluşturuluyor. Çünkü suyun içerisindeki, örnek veriyorum, demir miktarına bakarak biz hazırladığımız besin takviyesinde demiri ona göre ayarlıyoruz vesaire. Ama dediğiniz gibi ters ozmoz ya da ozmoz sistemi olduğunda suyu belli bir noktada resetleyip temizleyip ondan sonra sisteme verdiğimizde çok daha çok kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz. Evet. Şimdi toprak tarımında bazı şeyler de duydum ben abi. Onu da sorayım son kez de. Son olarak da. Ondan sonra programı kapatalım. Peki. Şimdi marul üreticileri ya da herhangi bir toprak tarım üreticilerin bazı, özellikle bu tot gruplarında çok duyuyorum. Çilek gibi ürünlerde çok duymadım ama satış problemi yaşadıklarını söylüyorlar. Evet. Bu ürettikleri üründen olacağını sanmıyorum ama çoğu zaman pazara ulaştırma sıkıntısı mı yaşıyorlar ya da başka bir sıkıntı mı var? Şöyle örnek vereyim. Çok büyük bir markanın reyonlardan sorumlu müdürüyle bir sohbet ettiğimde bana şunu söylemişti. Kendi vermiş olduğum kıvırcıklarla ilgili, hani nedir, satışlardaki insanların tepkisi nedir diye sorduğumda lokal çözümler
önermişti. Nedir bu lokal çözümler? Örnek vereceğim ve insanlarımız lütfen bunu yanlış bir yere çekilmeden, yani hassas bir şekilde ifade edeceğim. Caddebostan'daki X bir mağazasında bu ürünü, yani o reyondaki sorumlu arkadaş bana lütfen sadece bu ürünü getirin diyor. Neden? Çünkü oradaki halk bu ürünle ilgili bilgi sahibi ve bunu tüketmek istiyor. Evet. Ama yine örnek vereceğim. İşte Sultan Gazi'mizdeki aynı firmanın aynı şubesinde bu ürünler hiç satılmıyor. Gerekçesine oradaki vatandaşımız bu ürünle ilgili doğru bilgiye sahip değil. Ya da hiçbir şey bilmediği için ne olduğunu algılayamıyor. Evet. Haklı olarak, yani insan bilmediği şeyden korkar. O nedenle satılamıyor. Burada da yani maalesef Türkiye'de bir elin parmağını geçmeyecek kadar firma bu yetiştirilmiş olan ürüne değer veriyor. O yüzden maalesef pazarla ilgili bazen sorunlar yaşanabiliyor. Yani pazar sıkıntıları buradan kaynaklanıyor aslında. Maalesef. Halkımızın bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. Sistemi ve topraklarını bilmemesinden. Doğru, kesinlikle. Kaynaklı. Bilinçsizlik yanlış algılanabilir. Bilmemesinden kaynaklanıyor. Evet. İnşallah çözülecek. Anlattık bunları biraz. İnşallah çözülecek. Umarım. Peki Mehmet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar diyelim. Evet değerli izleyenler, bugün sizlerle beraber İstanbul Beykoz'daydık ve toprak tarım sisteminin nasıl çalıştığını, su kültürünün nasıl işlediğini ve kıvırcık marul ile toprak tarımı, Akdeniz salatalıkları, kırmızı Akdeniz salatalıkları, Lodoros olan nasıl yetişiyor bunları gösterdik. Bir başka %100 tarım programında görüşmek üzere.